Havacılıkta Türkiye'nin gençleri sayesinde Avrupa ülkelerini geride bıraktığını anlatan Kotil, Almanların ruhu yaşlandı, onlar Mercedes yapmaya devam etsin şeklinde konuştu. Kaan'ın projesi için şimdiye kadar 2 milyar dolar harcandı. Türkiye'nin havacılık sektöründe yetenekli gençleri sayesinde Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geçtiğini vurgulayan Kotil, Avrupa ülkelerinin genç nesil sorun yaşadığına dikkat çekti. Biz gerçekten de Almanya'dan iyi durumdayız. Kaan uçağımızı gençler yapıyor, liseliler yapıyor. Gençler bu uçağı Fransa'dan, İngiltere'den, Japonya'dan hatta Güney Kore'den daha iyi yapabilir. Herhangi teknik bir konuda onlardan daha iyi olabilir. Diyeceksiniz ki 3 trilyon dolar milli gelire sahip Almanya bunu nasıl yapamıyor? Biz Almanya'dan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten olabiliyoruz yani. Gerçekten de Almanya'dan daha iyi. Almanların Kaan gibi bir uçağı yok. Eurofighter daha basit bir uçak. Airbus konsorsiyumunda Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere var. Dördü bir araya gelerek yapmışlar. Biz bunun çok üstünde bir uçak yapıyoruz. Dünyadaki 4 ülkeden biriyiz şu anda. Almanya'da mühendisler hep benim yaşlarımda. Yaşlandılar. Ruhları da yaşlandı. Onlar Mercedes yapmaya devam etsin. Avrupa'nın büyük bir ülkesinin Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz yıl TUSAŞ'a geldi. Bizim gençlerimiz şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama uçak yapmıyorlar, ilgisizler dedi. Ben de problem yok dedim, sen parayı ver, biz sana uçak veririz. Bu projeye epey para harcandı. Kaan'a şimdiye dek 2 milyar dolar gitti. Türk insanının yapamayacağı bir şey yoktur. Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir. Neden? Önemli olan Kaan'ı yapmak, uçurmak değil. Önemli olan Kaan'ı yapmak, uçurmak değil. Bu bir üründür nihayetinde. Yarın başka bir şey yapacağız. 2028 yılında 20 adet Kaan'ı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. 2030 ve 32'lerde de daha sonra yüzlerce uçak olacak. Bu işin bir safhası, asıl 100 yıl boyunca başka Kaan'lar gelecek. Kaan %100'e yakın yerlidir, motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli firmalar yaptı. 2028 ve 29'da inşallah kendi motorumuzla uçacağız. Buna mecburuz. Böyle bir savunma sisteminde herhangi bir ülkeye bağlı olamazsınız. Kanopi yapan firma bunu ilk kez yapıyor. Hiç tecrübesi yok. İniş takımını yapan firma da ilk kez yaptı. Yine tecrübesi yok. 125 kW gücündeki jeneratörleri bir firmamız ilk kez tecrübe ediyor. Ama onlar da uyumadılar. Kafalarını duvarlara çok çarptılar. Bu kadar teknolojik şeyi yapmak bizi bir yere kadar getirir ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlardır. Biz ancak bu şekilde uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl. Biz bu paraları bu iş için harcadık, buraya kadar geldik. Genç arkadaşlar az uyuyun, çok öğrenin.